Abanos Savaşçı, Skyrim'in Dragonborn ek paketiyle oyuna eklenen ve oyuncu 80. seviyeye geldiğinde ortaya çıkan bir karakterdir. Aşırı güçlü olması ve geçmişine dair belli bir bilginin olmaması yüzünden bir sürü teori üretilmiştir. Bu NPC, adı gibi tamamen Abanos Zirset'i giyer. Oyuncuyu bulduğundaysa ona meydan okur. Karşısına çıkan tüm düşmanlarını alt ettiğini, geriye rakip olarak sadece sizin kaldığınızı söyler. Buraya kadar her şey onun sıradan bir karakter olduğunu ima etse de gerçek çok farklıdır. Savaş esnasında Seda sanatını kullanan Abanos Savaşçı aslında bir kızıl muhafızdır. Bu sanatı genelde Nordların kullandığını düşündüğümüzde kızıl muhafız olması olayı ilginçleştiriyor. Kızıl muhafızların kültüründe Nordların Seda sanatına benzeyen bir güç var. Şeyhai adı verilen bu muazzam güç etkinleştirildiğinde savaşçı kendi ruhundan bir kılıç yaratır. Fakat bu gücü kullanabilen kızıl muhafız günümüzde kalmamıştır. Belki de Abanos Savaşçı hariç. Şihay gücüne aşina olması Seda sanatında kullanabilmesini kolaylaştırmış olabilir. Bir diğer gariplik ise Abanos Savaşçı'nın canı azaldığında Sovngarde gitmeye çok istekli olmasıdır. Ölüme yakınken nihayet Sovngarde gidiyorum gibisinden cümleler sarf eder. Bir kızın muhafızın kendi atalarının ahir diyarına gitmek yerine Nordların ahiretine gitmeyi istemesi durumu tuhaflaştırıyor. Teorilerden bir tanesinde ise Abanos Savaşçı'nın Raymond Elvenarm olduğu anlatılır. Sadece Arena ve Daggerfall oyunlarında bahsi geçen, savaş tanrısı Elvenarm ismine atıf yapar gibi Abanos zırhı giyer ama Elvenarm'ın sağ kolu tamamen kılıçtır. Bu durumda Elvenarm da olamaz. Peki gerçekte Abanos Savaşçı kim? Bir Daedric Prens'in veya çok güçlü bir büyücünün avatarı mı? Cevabını her zaman olduğu gibi ne yazık ki bilemiyoruz. Sovngarde gitmeyi arzuladığı için Daedric bir bağlantısı olamaz. Belki yapımcılar 6. oyunun Balyoz Yurt'ta geçeceği sinyalini veriyor, belki de kafayı bozmuş çok güçlü bir savaşçıdan ibaret. Ya da iyice teorinin dibine vuralım. Abanos Savaşçı aslında biz oyuncunun farklı bir evrendeki yansıması. Paralel bir evrende tıpkı oyuncu gibi bütün görevleri tamamlayıp, oyunu bitirerek yüksek seviyelere ulaşan Ejder Doğan gibi bizim zaman dilimimize geliyor ve bize meydan okuyor. Dolayısıyla biz aslında kendimize savaşmış oluyoruz. Söylediklerimizin hepsinin gerçek ve hepsinin uydurma olma ihtimali var. Geleneksel olarak Bethesda yine yapacağını yapmış ve ortaya ucu açık bir hikayeyi bırakıp gitmiştir.